Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar haploid, diploid, triploid arkadaşlar hücre ne anlama gelmekte? Bunları ele almaya çalışacağız. Şekillerden daha çok bunları arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Bunlar arkadaşlar karıştırmamak için şunlara vakıf olmak gerekiyor. Mesela haploid arkadaşlar N kromozomlu demek. Diploid 2N kromozomlu demek arkadaşlar. Triploid ise 3N kromozomu ifade ediyor. Nedir bu N, 2N, 3N muhabbeti arkadaşlar? Şimdi şöyle bir hücre çiziyorum, bakınız. Burada arkadaşlar şöyle 3 farklı boyda kromozom çizdim. Bakın şöyle bir hücre çiziyorum. Burada şöyle 4 kromozomlu bir hücremiz olsun arkadaşlar. Bir de bakın şöyle bir hücre çiziyorum arkadaşlar. Bu ise bu şekilde olsun. Bakın arkadaşlar, bunlar eşlenmemiş kromozomlardır. Yani eşlenmiş de olsa ben bunları aynı şekilde ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Biraz sonra eşlenmişlerini de bu yanlarını zaten çizeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl düşüneceğiz? Şimdi bu vatandaş tek arkadaşlar. Aynı boyda başka kromozom görüyor muyuz? Göremiyoruz. O zaman arkadaşlar bakın, bunlar üçüyle birer tane oldukları için, yanlarında eşleri olmadığı için arkadaşlar biz bu hücreye N kromozomlu diyeceğiz. Bakın burada şununla şu arkadaşlar eş. Şu kromozomla şu kromozom eş. Yani aynı boydalar arkadaşlar. Bunların bu şekilde yan yana olması önemli değil. Hücre içerisinde farklı yerlerde de olsa arkadaşlar bunlar önemli olan boylarının veya sorularda şekillerinin veya renklerinin bakın aynı olduğunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunları aynı renkte de gösterebiliyorlar. Sorularda aynı boyda şekille sahip olarak da gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ikişer tane bakın aynı şekle sahip, aynı boya sahip kromozom görüyorsak biz bu hücreye diploid, yani 2N diyeceğiz. Bakın buradayız arkadaşlar, aynı boyda üçer tane kromozom var. Bakın üçer tane kromozom var. Dolayısıyla biz bu hücreye ise arkadaşlar 3N diyeceğiz. Peki kaçar tane kromozom var arkadaşlar? Kromozom sayısını bulmak için şu gördüğünüz sentromerleri sayıyoruz. Yani göbekleri sayıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 3 göbek var. O zaman bu 3 kromozomlu. Bakın burada 4 göbek var. 4 kromozomlu. Burada arkadaşlar 6 göbek var. 6 kromozomlu olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Bunun interfaz geçirmiş halini çizeceğim. Bakın kromozomlar eşlenmiş arkadaşlar. Peki biz buna şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın yine birer tane kromozom var. Yanlarında eşleri yok. N diyeceğiz. Peki kaç kromozom var? Yine arkadaşlar göbekleri bakın sayıyorum. Sentromerleri sayıyorum. Bakın 3 tane. Yine 3 kromozomlu diyeceğiz. Peki bunun ne farkı var? Arkadaşlar burada eğer DNA miktarı C ise burada bakın DNA miktarı arkadaşlar 2C olmuştur. Yani ağırlığı artmış, sadece eşlendiği için interfazdan sonra ağırlığı artmıştır. Bakın buraya bakıyoruz. Bunun da aynen eşlenmişini çiziyorum şuraya arkadaşlar. Bakınız şu kromozomlar bu şekilde olsun. Alttakileri de bakın şöyle eşlenmiş olarak çizdim. Bakın bu bunun eşiydi. Bu da bunun eşiydi. Bakın eşlenmiş halde de yine aynı şekilde karşımıza çıktı. Yine bu da arkadaşlar bundan dolayı 2N 4 kromozomdur. Yine bunun arkadaşlar eğer DNA'sı C miktarındaysa bunun DNA'sı da arkadaşlar 2C miktarına ulaşmıştır diyeceğiz. Aynı şekilde bakın arkadaşlar bunu da çizebiliriz. Bu da bakın şöyle olsun. Bakın bunlar eşlenmiş kromozomlar. Aynı boyda bakın. Yine üçer tane kromozom çizmiş olduk. Bakın yine yuvarlaklara bakıyoruz. Sentromerlere, göbeklere arkadaşlar 6 kromozom var. Yine bakın üçer tane aynı boyda kromozom çizdiğim için 3N eşittir 6 kromozomlu olmuş oluyor. Yine bunun DNA'sına ben C dersem arkadaşlar bunun DNA'sı ise 2C olabilir. Dolayısıyla bakın bu
C ve 2C arkadaşlar DNA miktarını bize ifade etmektedir. Ağırlığı ifade etmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla 3N ile bakın C'leri birbiriyle ne yapmayacağız sorularda? Örtüştürmeyeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir hücre verseler bize. Deseler ki bu kaç N, kaç kromozomlu bir hücredir arkadaşlar. Bakın burada 3 tane var, burada 2 tane var arkadaşlar. Bu hücre ayrılmamayla meydana gelmiş olan bir hücredir diyeceğiz. 2 tane olasılık var bakın. Çünkü ben bunun anasını bilmediğim için arkadaşlar bu şekli görünce aklıma 2 durum gelir. Derim ki ya şu kromozom eksik gelmiştir ya da şu kromozom buraya fazla gelmiştir. O zaman eğer şu kromozomu baz alalım bakın eksik gelmiş ise normali bakın bunun 3N'dir arkadaşlar. Bir tanesi eksik gelmiştir o zaman 3N-1 olmuştur. Eğer normali şuysa şu bir tanesi fazla gelmişse bu sefer de 2N+1 olur arkadaşlar. Ama kromozom sayısı kaç olur arkadaşlar? Bakın yine göbekleri sayıyorum. 5 olur arkadaşlar. Yani 2N+1 de olsa 3N-1 de olsa 5 kromozomlu 2 tane hücreden bahsedebiliriz. Dolayısıyla şu olay bakın ayrılmama olayıdır arkadaşlar. Haploid, diploid, triploid deyince sorularda artık bu şekilde düşünmemiz gerektiğini herhalde anlamışsınızdır. Bir dahaki arkadaşlar derslerimizde, soru çözümlerimizde bu şekilde kısa anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.